Bekir Hazar Kavga geliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul seçimlerini kazanılmasında birinci rolü kendine verdi. Seçim sonrası hızla açıklama yaparak her şey adalet yürüyüşüyle başladı diyerek kendine paye çıkardı. Kemal Bey seçimin hemen ertesinde neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti, niçin ben diyerek altına çizdi, Önümüzdeki dönem CHP açısından en çok konuşulacak ve tartışılacak konu da soru da budur. Zira Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'nu ön plana sürdü ama aynı zamanda da kendisine bir rakip çıkardı. Daha doğrusu oyuna geldi kapalı kapılar ardında neler konuşuluyor biliyor. Bu yüzden seçimden hemen sonra ben kazandım demeye getirdi. Hatırlarsınız Amerika'nın damarlarına kadar kontrol ettiği FETÖ'nün çektiği kasetlerle Deniz Bey'e Washington darbesi yapılmıştı. Tezkereye hayır diyerek Amerikan ordusunu İskenderun'un açıklarında bekleten Deniz Baykal, Pentagon FETÖ eliyle devrilmişti. Yani Kemal Bey, Amerika'nın kurduğu tezgah sonucu CHP liderliğine gelmişti. Sem amca böyle istemiş olmuştu. Kemal Bey'in nasıl geldiğini hepimizden daha iyi biliyor. Ve son birkaç yıldır ortada bir Amerikan projesi var. Neokonların karargahı İsrail'in bir numaralı lobisi IPEC'e bağlı Washington Enstitüsü, CHP'nin büyük değişime uğrayacağını 2014'te Amerika'dan dünyaya haykırmıştı. 5 yıl önce hazırladığı rapora yeni CHP başlığı atmıştı. Daha dindar, daha liberal bir CHP geliyor diye raporda tellal bağırtmışlardı. Fosilleşmiş eski Kemalistlerin idaresi altındaki gelişimini durdurmuş ve donmuş eski CHP, batı karşıtı olmuştur diyerek dizayn edilmekte olan yeni CHP'nin, HDP'den eski ülkücülere, dindarlara kadar farklı kesimlerin yan yana geleceğinin altını çizmişlerdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda bir dönem görev yapan İsrail lobilerinin önemli isimlerinden Alan Makowski de CHP Washington temsilciliğinde eğitmen olarak görev yapıyordu. Sürekli CHP'yi övüyor, Erdoğan indirilmeli diyordu. Sık sık da Ankara'ya CHP için geliyordu. Adamların ta 2014 senesinden bu günleri görmeleri boşuna değildi. HDP de Kandil'e bağlıydı. Kandil de Pentagon'dan emir alıyordu. Washington'ın İyi Parti ile ilişkileri son derece güçlüydü. Saadet Partisi'ni de işin içine katarak dindar görünümlü CHP'ye monte ettiler. Onlara şimdi bir lider lazımdı. Acaba kim olacaktı? Seçimden bir önceki gece Ekrem İmamoğlu'nu büyük kampanyalarla pazarlayan ve tüm stratejisini çizen beyin takımının en önemli isimlerinden biriyle beraberdim. Amerikalılara çalışan bir Türktü. Bana iki yıl önce bir soru sormuştu. CHP'ye sence Kemal Bey'in yerine kim lider olabilir diye. Ben aklıma gelen tüm isimleri saymıştım. Gülümseyerek hiçbiri demişti. Ekrem'e ne dersin diye ikinci soruyu patlatmıştı. Şaşırmıştım. Ekrem de kimdi? Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu vermişti. İsmini yeni duyuyordum. Ne alaka diye sordum. Güldü. Zamanla görürsün dedi. Amerikalılara çalışan Türk. Seçimden bir gün önce de buluştuğumuzda iki yıl önceki konuşmayı hatırlattı bana. Bak dediğim çıktı diye övündü. Peki şimdi sırada ne vardı? CHP'nin başına geçecek diye kendinden emin bir şekilde söyledi. Mümkün değil Kemal Bey bırakmaz dedim yine güldü her şey onun elinde değil dedi. Başka da sorma diye ekledi. Kemal Bey tüm bunların farkında olmalı ki hemen ortaya fırlayıp zafer benim demeye getirdi. Demek ki yeni dizaynlar kavgası yolda geliyor. Kemal Bey'i geri çektirerek indirirler mi yoksa İmamoğlu'nu yeni bir partiye mi bindirirler bilemiyorum. Amerikalılara çalışan Türk bu konuda bilgi vermedi maalesef. Bekir Azar, Takvim